İsterseniz Emir kulağın iyileşmesini kendi yaptı çünkü kendi anlatsın. Diğerlerini ben Gerçekten. anlatayım. Tamam, süper. Sağ kulakta işitme normal. Sol kulakta çok İleri ileri derecede. derecede, onu okuyamıyorum. Sensorineural tip işitme İşitsel kaybı mevcuttur. Bu arada ben de ekrandan okumaya çalışıyorum. Sağ kulakta işitme eşiği 13 desibel, sol kulakta ise 105 desibeldir sonuç falan gibi. Yani 105 desibele kadar ise o zaman işitmiyor yani. duymuyordu hocam, hiç duymuyordu. Hatta böyle kalabalık ortamlara girdiğimizde yüksek sesin olduğu yerlerde başına ve kulağına ağrı giriyordu sesi alamadığı için. Wow. Ya böyle düğünlerde falan pek bulunamıyordu Emir. Anladım. Peki Emircim, ne oldu? Sen yapmışsın. Anlat bakalım. Ya benlik şöyle bir şey. Ben ilk başta hiç inanmıyordum. Yani ilk başta hiç inanmıyordum. Sonra ilk başta hatta böyle böyle vururken kendimi bir an deli falan hissettim. Travmam. Ben kapatayım yüzümü. Her şey. O zaman annemler, ben tuvalet idrarımı kaçırıyordum, altımı falan kaçırıyordum. Annemler de benim popomu tüple yakacağım diye korkutuyorlardı beni. Hocam en fazla 3 yaşında bu. Yani olay en fazla 3 yaşında. Zaten 4 yaşından sonra Emir işitmesini kaybetti. O dönemlerde Emir'in bu idrar böbrek rahatsızlıklarını çok bilmediğim için çiş alıştırma döneminde sürekli ya tuvalete götürüyorum, 2 dakika sonra kaçırıyor. Bilinçli yaptığını düşünüyordum. Artık 1 sene uğraştık biz onunla. Sonra ben ona öyle bir şey demişim ama ben hatırlamıyordum. İşte altına kaçırırsam poponu yakacağım diye. Ya. Ya bu arada bak, tamamen şimdi burada bir şeyiniz, gülüyoruz ama gülüyoruz ağlayacak halimize, acaba Gerçekten. birbirimize fark etmeden nasıl zararlar vermişiz, yani anlatabiliyor muyum, yani herkes herkese. Ya hocam işin enteresan tarafı, hani böyle eşim falan bir akşam oturuyoruz. Emir'le konuşuyoruz. Hani hatırladığın bir şey var mı? Belki duymak istemediğin bir şey olmuştur falan derken, hani Emir anında bunu söyledi. Ki yani 3-4 yaşlarımızı çok hatırlamayız. Hiçbirimiz hatırlamayız. Emir anında bunu söyledi ve kendi çalışmasıyla ben ona tarif ettim. Böyle böyle çalışacaksın. Vuruşlarını ben yaptım işte. Kendi çalıştı. Sonra aradan 1 saat geçti. Biz yemek yiyoruz. Hani benim kulağıma bir şey oldu dedi. Ben böyle ya inanamadım bir anda. Diyorum oğlum ayarlarımla oynama benim falan diyorum. Böyle o derecede. Kulaklık falan Anne getirdin. diyor, duyuyorum bir şey oldu diyor. Sonra nasıl öğrenirim derken hani kulaklık taktım duymayan kulağına. Birini kendime taktım işte, telefondan onun görmeyeceği bir şey açtım. Bana sayıyor aynalarını, yani net duyuyor. Hocam biz şöyle bir şey yaşadık. O akşam duymaya başladığında hani nasıl diyeyim, 5-6 kelimenin üçünü falan duyuyordu. Sonra aradan 2-3 gün geçti. Bana böyle çok tuhaf bir şey oldu. Kulağım, yani Emir de biliyor ya, böyle yığıldım Ağrıyordu. kaldım. Kulağım sanki beynimden çıkacaktı. Böyle Emir yardım etti, kalktım, yatağa zor attım kendim. Bir yarım saat kadar süren, Sizde. ben de evet. Ben de böyle bir şey oldu. Kulağım beynimden çıkacak gibi. Sonra onun sonrası günü müydü? Tam duymaya başladı. Ya iyileşme krizini ben yaşadım, Emir iyileşti. Sen, Emre, sana soralım. İyi olan kulağına 100 verirsek, diğer kulağın şu an kaç? Yani duyan kulağınla kıyasladığında. Yüzdelik olarak mı? Evet. Evet, yani birine Ya 100 bak veriyorum. mesela hocam bu 9. 90 mı? 9 derken? Ya yani 10 üzerinden. Ha 10 Ha, iyi. üzerinden 9 diyor. Çok iyi canım. 100 üzerinden 90 çok iyi. Böbrek olayını anlatacaktınız. Yani bu muhteşem bir olay. Çok çok. Böbrek olayı da bizim için, yani şu kulaktan daha muhteşem bizim için böbrek olayı. Şöyle bir şey yaşadık. Doktorumuz dedi ki kanserin bile çaresi var. Bu hastalığın bir çaresi yok. Yakın bir zamanda diyalize gireceksin.
İşte nakil de olamıyorsun. Ömür boyu sondayla yaşayacaksın. Ya bu augmentasyon, mesane büyütme ameliyatı kararı alındı Emir'e. Mesane yeterli kapasitesi ama kasları, yani bu ittirme kasları yeterli olmadığı için, kas gücü yeterli olmadığı için idrar boşaltamıyor. Biz 2 yaşından beri göbekte bir delikle bir kısmını işte tuvalete boşaltıyor ama atıyorum 700 cc ise 300'ünü falan tuvalete yapardı. Gerisini biz sondayla alırdık göbekten. Boşaltamazdı. Ben sizden seans da alıyorum bu arada ekibinizden. Ve danışmanım Allah razı olsun ondan. Buradan selam söylüyorum ona. Sonrasında sizin ekipten seans aldıktan sonra şöyle bir durum yaşadık. Enfeksiyon oldu ama fotoğraflarını atmış mıydım size hatırlamıyorum. Onun fotoğraflarını da attım diye düşünüyorum. Olabilir. Böyle Mesela bir gördüm. Peki şey evet. soracağım. İyileşmede ne oldu? Yani tam olarak iyileştiğini Ha nasıl onu anladınız? söyleyeyim. Evet şu an tuvaletin tamamen yapıyor. Ve geçen hafta mıydı fizyoterapistimiz Seray ablan kas testi yapmıştı sana. Geçen hafta sanırım. Geçen hafta Neyse Salı tarihi günü. önemli değil. Doktorumuz aradı. Bu arada Emir fizyoterapiye gidiyor. Hani mesela kaslarını geliştirmek için. Fizyoterapistimiz aradı. Lale Hanım dedi. Bugün Emir'e bir test yaptı. Mesane kasları tamamen normal insanlar gibi çalışıyor şu anda dedi. Ekibinizdeki sağ olsun danışmanım korku filmindeki karakteri gözümün önüne getirene kadar o filmi yaşatana kadar ve film şeydi Texas katliamı. Texas katliamı. Orada bilirsiniz işte bir testere var motorlu testere. Belki izlemişsinizdir daha Ben önce. öyle şeyler Ya çalışırken hocam o motorun sesini duydum resmen ya motorun sesini duydum. Ve gerçekten hani bunu benim korkumu hamileyken mi olmuş bu, yani bunu izlemişsin? hamileyken korku filmi izleyip sonrasında tuvalete gitmeye korktum. Eşim beni tuvalete götürdü. Tuvaletteyken birden ışık söndü. Kapıya daldım. Kapı açılmadı. Eşim şaka yapıyor tabii bana. Travma buymuş. Benim aslında kapının önünde o filmdeki karakterin beni bekliyor olması.